Bernoulli prensibi, Bernoulli dağılımı, Bernoulli diferansiyel denklemi, Bernoulli osu, Bernoulli busu diye üniversitede gördüğünüz neredeyse her derste karşınıza çıkan bu isme seni tanımak istiyorum yiğidim dediyseniz doğru videodasınız. Videonun girişi size tek bir kişiden bahsettiğimi düşündürebilir ama ben aslında Bernoulli derken 3 nesil matematikçi yetiştirmiş ve daha sonraki nesillerinde de birçok matematikçi, sanatçı ve bilim insanı bulunan bir aileden bahsediyorum. Bir nevi hanedanlıkta diyebiliriz. Bernoulli ailesinin genealojisine baktığımız zaman soyunun ta 1600'lere kadar dayandığını söyleyebiliriz. Ancak Bernoulli'leri ayırt etmek zor iş. Çünkü hem sonra gelen nesiller babalarının, amcalarının isimlerini almış, hem de bir Bernoulli birden fazla isim kullanmış. Ayrıca sonra gelen nesiller daha öncekilerin çalışmalarını çalıştıkları için de hangi konunun hangi Bernoulli'ye atfedileceği konusu da gerçekten meşakkatli bir iş. Ben burada elimden geldiğince bu aileyi anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O zaman şimdiden hepimize kolay gelsin. Aslında Belçika kökenli olan aile, İspanyolların Protestanlara yaptığı baskıdan kaçıp önce Hollanda'ya, ardından da İsviçre'nin Basel şehrine yerleşmişler. Basel'de doğan ilk Bernoulli, Nicolas Bernoulli'dir. Ve ben bu videoda Baba Nicolas Bernoulli olarak bahsedeceğim. Baba Nicolas Bernoulli, kendi babasının kurduğu baharat işine devralmış, Basel'in ünlü bankacı ailelerinden birinden evlilik yapmış ve kendini varlıklı bir tüccar haline getirmiş. Baba Nicolas Bernoulli'nin 4 tane oğlu var. Bunların isimleri 1. Jacob, Nicolas, 1. Johann ve Hieronymus'tur. En büyük oğlu olan Jacob Bernoulli ailede matematikle ilgilenen ilk kişidir. Aile baskısıyla felsefe ve teoloji okumuştur ancak ailesinin isteklerine karşı çıkarak bunun yanında matematik ve astronomi eğitimi almıştır. Daha sonra dönemin önde gelen matematikçilerin çalışmalarını tanımak için Fransa'ya ve Hollanda'ya seyahatler yapmıştır. İngiltere'ye yaptığı seyahatte ise Boyle ve Hooke ile tanışmıştır. Bu yaptığı bütün seyahatlerin sonucu olarak da yıllar boyu birçok matematikçi ile yazışmıştır. Jacob Bernoulli'nin bu yaptığı hem kendini tanıtmak hem de akademik bir network oluşturmak açısından ne kadar da doğru bir adım, öyle değil mi? Jacob Bernoulli İsviçre'ye döndükten sonra Basel Üniversitesi'nde mekanik dersleri vermeye başlıyor ve daha sonra matematik profesörlüğüne kadar yükseliyor. Jacob Bernoulli'nin dönemi aynı zamanda Leibniz'in diferansiyel ve integral hesabın temellerini yayımladığı yıllardır. Bu dönem Leibniz'in kısaltmalarını ve notasyonlarını anlayabilen çok az matematikçi vardı ve Jacob Bernoulli bunlardan bir tanesiydi. Daha sonra bütün bu teknikleri kardeşi Johann'a da öğretti. Analizin temellerini kimin oluşturduğu tartışmaları bir kenara dursun, Leibniz, Newton'un aksine akranları olan matematikçilerle iletişim halinde olmayı tercih ettiği için çok geçmeden analizi farklı yollardan geliştirmeye hevesli küçük bir grup oluştu. Belirli problemleri çözmek için Leibniz'in hesap yöntemini ilk olarak kullanan matematikçilerden biri de Bernoulli kardeşlerdir. Leibniz'le beraber öyle bir üretkenlik içine girmişlerdir ki bazı temel analiz kavramlarını ve diferansiyel denklemlerinin başlangıcını onlara borçluyuz. Tabii bu Leibniz'le yazışma iki kardeşi rekabete soktuğu için aralarının açılması da bu döneme denk gelir. Bernoulli diferansiyel denklemi dışında Jacob Bernoulli tarafından çözülen bir diğer problem de zincir eğrisidir. Acta Eruditorium'da yayımlanan bu problemi kısaca şöyle ifade edebiliriz. İki ucundan asılan bir zincirin sadece kendi ağırlığıyla oluşturduğu eğri nedir? Bu eğri parabole çok benzese de denklemi parabol denkleminden farklıdır. Şu an mimaride de oldukça kullanılan bu eğriyi Jacob Bernoulli'ye borçluyuz. Jacob Bernoulli'den bahsetmeyi şimdilik bitirmeden önce değinmeden geçmemem gereken bir şey var. O da öldükten sonra yayımlanan olasılık kitabı Ars Conjectandi'dir. Bu kitap olasılık teorisini bütün yönleriyle ele alan bir kitaptır ve
Jacob Bernoulli bunu yayımlatamadan hayatını kaybetmiştir. Kitabın son bölümü Bernoulli teoreminin ispatıyla biter. Jacob Bernoulli'nin ölümünden sonra bütün bu çalışmalar ve notlar olasılık teorisiyle ilgilenen yeğeni Nicholas'a verilmişti. Nicholas Bernoulli de bu kitabı daha sonra yazarın bıraktığı şekilde yayımlatmaya karar vermiştir. Böylelikle Ars Conjectandi yazarın ölümünden 8 yıl sonra yayımlanabilmiştir. Şimdi soy ağacına tekrar geri dönelim ve baba Nicholas'ın ikinci oğlu Jacob Bernoulli'nin kardeşi Nicholas Bernoulli'den bahsedelim. Nicholas Bernoulli bazı kaynaklarda ressam, bazı kaynaklarda felsefe doktoru ve hukukçu olarak geçiyor. Hatta bence oğlu 1. Nicholas'la da karıştırıldığı olmuş çünkü 1. Nicholas'la verilen bilgilerle Nicholas Bernoulli'de verilen bilgiler bazı yerlerde aynı. O yüzden ben Nicholas Bernoulli'nin matematikçi olmadığı bilgisini kullanıp soy ağacındaki bir sonraki oğla yani kardeşi Johann Bernoulli'ye geçiyorum. 1. Johann ailenin en önemli matematikçilerinden bir tanesidir. O da abisi gibi ailenin isteklerine karşı çıkmış ve tıp eğitimi almıştır. Bir yandan da abisinden matematik öğrenmeye başlamıştır. Leibniz'le yazışmaya başladıktan sonra da abisiyle arasında bir rekabet başlamış. Hatta bu rekabetten dolayı Jacob Bernoulli'nin onu Basel Üniversitesi'ne kabul etmediği söylenir. Groningen Üniversitesi'nde profesör olan Johann Bernoulli ancak abisi Jacob Bernoulli öldükten sonra Basel Üniversitesi'ne geçebilmiştir. Johann Bernoulli deyince akla gelen ilk problem brachistokrom problemidir. Brachistokrom probleminden kısaca şöyle bahsedebilirim. Dikey bir düzlemde bir A noktasından başlayıp sadece yer çekiminin etkisiyle en hızlı şekilde B'ye ulaşan bir noktanın izlediği eğri nedir? Johann Bernoulli bu problemi Acta Eruditorium'da yayımlamış ve dönemin önde gelen matematikçilerine meydan okumuştur. O aslında çözümün ne olduğunu bulmuştu. Sadece başta abisi olmak üzere diğer matematikçilerin ne yapacağını merak ediyordu. Nitekim bu probleme Leibniz, Newton, Schornhaus, L'Hopital ve Jacob Bernoulli farklı yaklaşımlarla doğru cevabı verdi. Hatta Newton'ın problemi alır almaz bir gecede çözdüğü ve çözümü anonim bir şekilde yayımladığı söylenir. Jacob Bernoulli ise problemin çözümünde ilk defa integral kelimesini kullanmıştır. Yıllar önce Galileo da bu problemi ele almış ve çözümün bir çember eğrisi olduğu sonucuna varmıştır. Ancak bu çözüm hakkında çekinceleri vardı. Nitekim de haklı çıkmış oldu. Çünkü bu eğri bir çember değil, bir sikloid eğrisidir. Sikloid eğrisi kabaca çember üzerinde aldığımız bir noktanın çembere tur attırdıkça aldığı yolun eğrisidir. Yani Galileo bile olsanız insan insandır, hata yapabilir. Yalnız konuyu biraz dağıtacağım ama dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Ortama bakar mısınız? Bernoulli'nin biri ortaya bir problem atıyor. Cevap verenler arasında Leibniz, Newton, diğer Bernoulli, L'Hopital var. Hatta daha önce adı geçmedi ama Euler'de Johann Bernoulli'nin bir öğrencisi. Yani böyle bir ortamda böyle büyük çalışmaların çıkması bir tesadüf değil bence. Şaşırmamak gerekiyor. Ayrıca şu türevde bildiğimiz L'Hopital kuralı da aslında Johann Bernoulli'ye ait. Baba Nicholas Bernoulli'nin son oğlu Hieronymus hakkında pek bir bilgiye rastlamadım. O yüzden şimdi torunlara geçiyorum. İlk olarak da 1. Nicholas'tan bahsedeceğim. 1. Nicholas, Nicholas Bernoulli'nin oğlu Johann ve Jacob Bernoulli'nin yeğenidir. Olasılık teorisiyle ilgilenmiştir. Her ne kadar kesin çözümü kuzeni Daniel Bernoulli vermiş olsa da St. Petersburg problemini ilk olarak ortaya atan kişi olarak onun adı geçer. Ayrıca amcası Jacob Bernoulli'nin kitabını yayımlayan kişidir. Bir diğer torun, Johann Bernoulli'nin oğlu, Jacob Bernoulli'nin yeğeni, 1. Nicholas'ın kuzeni Daniel Bernoulli'dir. Daniel Bernoulli, babasının onu tıp okumaya zorlamasını tek bir şartla kabul etti. O da babasından özel olarak matematik öğrenmek. Kan çekiyor tabii. Johann Bernoulli oğluyla da rekabet halindeydi. Hatta bilimsel bir yarışmada oğluyla birinciliği paylaştıkları için, oğlunu kendine denk gördüklerini yediremediği için Daniel'ı evden kovduğu söylenir. Daniel Bernoulli'nin matematikçiden çok bir fizikçi olduğu da söylenir. En önemli eseri Hydrodynamica'dır.
sıvının hızının sıvı basıncıyla nasıl ilişkili olduğuna dair bir ifade olan Bernoulli prensibi de ona aittir. Ayrıca Euler'le beraber çalışmaları da vardır. Şimdi size bir soru. Hilesiz bir bozuk para ile yazı tura atma oyunu oynayacağız. Ve her yazı geldiğinde 2 lira ve üstel katlarını kazanacaksınız. Yani ilk yazı geldiğinde 2 lira, ikinci yazı geldiğinde 4 lira, üçüncü yazı geldiğinde 8 lira ve bu şekilde devam edecek. Ama ilk tura geldiğinde de bütün kazancınızı kaybedeceksiniz ve oyun bitecek. Böyle bir oyuna girebilmek için giriş ücreti olarak ne kadar bir parayı gözden çıkarırsınız? Burada videoyu durdurup biraz düşünmenizi ve düşünceleri aşağı yorum olarak bırakmanızı istiyorum. St. Petersburg diye adlandırılan bu problemi bir paradoks yapan ise aslında beklenen kazancın sonsuz olmasına rağmen insanların bu oyuna girmeye pek yanaşmamasıdır. Daniel Bernoulli ise beklenen fayda teorisini kullanarak bu probleme çözüm getirmiştir. Bu problem günümüze kadar hala önemini koruyan bir problemdir. Daniel'ın kardeşi 2. Johann, Euler, 1. Nikolas, 1. Johann'ın öğrencileri olarak çağdaşlardı. Daniel'ın kardeşi 2. Johann ise ışık teorisiyle ilgilenmiştir. 2. Johann'ın oğlu 3. Johann ise astronom, coğrafyacı ve matematikçidir. 2. Johann'ın bir diğer oğlu 2. Jacob yine fizikçi ve matematikçidir. Daha sonraki nesillerde Johann Jacob Bernoulli sanat tarihçisi, Ludwig Bernoulli mimar, Hans Bernoulli mimar, Elizabeth Bernoulli alkolizme karşı aktivisttir. Ayrıca ailenin yaptığı evlilikler arasında Curie ailesi de vardır. Hatta Pierre Curie'nin soyu babaannesi tarafından direkt Bernoulli'lere dayanmaktadır. Bir diğer yapılan ünlü evlilik ise Maria Bernoulli'nin ünlü Alman yazar Hermann Hesse ile yaptığı evliliktir. Bernoulli ailesinin genealojisini incelediğimiz zaman soyunun günümüze kadar dayandığını söyleyebiliriz. Ama asıl önemli olan ta 1600'lü 1700'lü yıllarda yaptıkları ve her biri de ayrı bir video konusu olan çalışmalarının günümüzde hala önemini koruyor olmasıdır. Onlara hanedanlık demekte haklıyım bence. Kapatmadan önce eğer beğendiyseniz beğene basarsanız ve kanalıma abone olursanız beni desteklediğinizi düşünüp çok mutlu olacağım. Eğer videoları yayınlar yayınlamaz anında haberinizin olmasını istiyorsanız zile basıp kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Ayrıca beni diğer sosyal mecralardan takip edip iletişime geçebilirsiniz ki açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.